Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası tevcih törenine katıldı. Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Övünç Madalyası takdim etmek üzere bir aradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası tevcih törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, devlet övünç madalyası takdim etmek üzere bir aradayız. Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabbimiz nezdinde alacaktır, dedi. Nitekim Rabbimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz, buyuruyor. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin, milletimizin gönlündeki müstesna yerleri de her türlü takdirin ve taltifin üzerindedir. Bugün burada şehit yakınlarımıza ve gazilerimize takdim edeceğimiz madalyalar devletimizin sizlere olan minnettarlığının bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümüyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Her ne kadar bazıları hala anlamamakta ısrar etse de bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün sevirden beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz. Sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler. Ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanlar bir anda tepesine çöker onu lime lime ederler. İşte bunun için Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.